Biz Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin esasen Kopenhag kriterleriyle belirlenmiş olan momentinin Türkiye için önemli bir demokratik çıpa olduğunu, önemli bir dış dinamik olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu Avrupa Birliği meselesini bir seferde halleden bir mesele değil. Çünkü Avrupa Birliği aslında eşitsiz ilişkileri kucaklayan ve kendi içinde eşitsizlikleri yeniden üreten bir uluslararası ortaklık. Bugün Avrupa Birliği kuruluşundan kuruluşu üzerinden çeyrek asır geçmeden bir yandan merkez ve çevre, bir yandan kuzey ve güney ülkeler arasındaki derin eşitsizliklerle sarsılıyor. O yüzden Avrupa Birliği'ni biz bir gelecek ufku, bir kurtuluş perspektifi, bir yeni insanlık durumu olmaktan ziyade iki Avrupa olduğunu gözlemliyoruz ve biz esasen bir sosyal Avrupa mirasını temellük etmek, bununla ortaklaşmak, bunun yarattığı dinamiklerle doğrudan doğruya ilişkiye girmek bakımından Avrupa Birliği çıpasını önemsiyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar Avrupa Birliği ile ilgili olarak izlediği dış siyaset esasen ikiyüzlü bir siyaset. Yani kendi sorumluluklarını ve ihtiyaçlarını açıkça ortaya koymadığı gibi Avrupa Birliği ile girdiği müzakerelerden ne elde etmek istediğine dair toplumu ve muhataplarını, yani Avrupa'yı net olarak aydınlatmayan bir siyaset izliyor. Fakat bu